haklı bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Haklı bir galibiyet oldu. Aslında maça çok kötü başlamadık. Bazı çoğu açıdan iyi başladık. Rakibe fırsat vermedik. Oyunu kontrol etmeye çalışıyorduk. Fakat ilk yarının belirli bir bölümünde çok fazla top kaybı yaptık. Çok gereksiz topu aldıktan sonra rakibe verdik topu ve bu da kontra atak oynayan İstanbulspor'un işine geldi diyebilirim. Onlara yardımcı olduk aslında bu çok çabuk top kayıplarıyla çünkü önde çoğalmaya başladılar. Bu şekilde oynamayı dediğim gibi her zaman söylediğim gibi kabul etmiyorum çünkü kompakt değildik. Çok fazla takım mesafesi uzamıştı ve bu anlamda da İstanbulspor'a biz bu fırsatları vermiş olduk ilk yarı çok top kaybederek. Bizim yapmamız gereken topa daha çok sahip olmak, oyunu kontrol etmek. Yani topu çok kolay kaybedip takım bloğu 70-80 metreyken, takım bloğu çok dağınıkken 70-80 metre geriye koşmak değil. Bunları anlattım aslında oyuncularıma. İkinci yarıya daha iyi başladık diyebilirim. Topu daha fazla döndürdük, daha iyi kullandık topu. Bu ilk yarıdaki çok fazla kayıpları %100 düzeltmedik ama yine de belirli bir seviyeye iyi getirmeye çalıştık. İdmanlarda hep bunun üzerine çalışıyoruz. Topa sahip olmanın önemi üzerine, oyun ritmini topa sahip olarak değiştirip ileride hücumda organizasyonları, atakları bu şekilde bularak. Tabii ki idmanlarda her çalıştığımız da sahaya yansımıyor. Bazı oyuncular idmanlarda gerçekten çok iyi şeyler gösterirken sahada bu bir şekilde olmuyor. Bunun sebebi özgüven eksikliği olabilir. Belki oyuna girdikleri zaman belki çok fazla gergin oldukları için olabilir. Çünkü bazen çok acele ediyoruz. Pozisyonları bitirirken de çok acele ve hızlı karar alıp bazen yapmamız gereken şeyleri yapabiliyoruz. Bu anlamda da yine çalışarak bunları düzelteceğimizi biliyorum. Bunları düzelteceğiz. Beşiktaş karakterine yakışan oyun oynamalı ki bu da hep bahsettiğim gibi topa daha çok sahip olan bir takım olarak. Çünkü bunu hak ediyor. Bu şekilde de oynamak için daha iyi, daha çok topa sahip olup daha topu kontrol eden, oyunu kontrol eden bir takım olmak için çalışıyoruz ve devam edelim çalışmaya. Parece que entramos de ofensiva, dessa ofensiva, não podemos marcar tanto. E agora parece que o Beşiktaş não tem muitas chances para marcar. Quando podemos ver um Beşiktaş que defende muito bem e também dá ataque muito bem? O Beşiktaş teve 8 oportunidades de gol. 8. Pot 8 gol şansımız vardı bugün. 8 gol. 8 top pozisyon yakaladık. Bu maç özelinde bir genel anlamda. Evet, gel falan Gerald Mente nasıl o burası? 0-80. Ontem. Ontem. Dünden mi bahsediyoruz? Do jogo de ontem. Dünkü maçtan. Bizim dönemimizden. Agora com... Mas estamos a falar deste jogo, não estamos a falar para trás. Eu já expliquei isso. Biz sadece bu maçtan bahsediyoruz şu an. Tem que falar para trás. Geçmişi. Isso eu expliquei. Já me fizeram essa pergunta. O que é que quer que eu diga? Que a minha equipa é uma equipa de ataque, sempre foi. Portanto, eu já expliquei isso. O Beşiktaş tem que ser uma equipa de ataque organizada, capaz de criar muitas oportunidades e fazer golos. É isso que eu quero da equipa. Bunu açıkladım zaten. Beşiktaş atak oynayan bir takım. Sürekli organize hücumlar yapıp, planlı ataklar, hücumlar yapıp, daha çok gol atan, çok gol atacak da öyle bir takım Beşiktaş. Bunu zaten defaları söyledi. Konya Spor çok önemli bir mücadele, Konya Spor mücadelesi. Çünkü Beşiktaş her zaman kupalara oynayan, oynamak zorunda olan bir takım. Ve kupada da sürekli de bahsettiğimiz gibi, evet, koy almak istiyoruz. Bu maçı yenip, yarı finale ardından finale çıkıp, orada da gerekeni yapmak istiyoruz. Yapmak için çalışıyoruz. Şu an tamamıyla bu maça %100 odaklanmış durumdayız. Sadece Konya Spor maçına odaklanmış durumdayız. Galatasaray maçına ondan sonra konuşuruz. Başka zor sorular var mı? Todos queremos que a equipa ganhe jogando bem, jogando agradável para os adeptos. E é para isso que estamos a trabalhar. Daha iyi olmalı. Topa çok sahip olmadığımız zaman seyir zevki olmaz dediğimiz gibi. Daha çok topa sahip olarak daha fazla farklı varyasyon ataklar yapmalıyız. Hücumlar yapmalıyız. Bu da zaman alacak. Kaliteyi göstermek beraber daha çok çalışarak olacak. Kazanmak her zaman önemli. Kazanma alışkan taraftarı da anlıyorum. Onlar da o göze hoş gelen futbolu izlemek istiyorlar. Bunu da izleteceğiz. Peki, teşekkür ederiz.